Sayın Rektör Yardımcım, kıymetli hazirun, kütüphanemiz ve üniversitemiz adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Dijitalleşen kültürel miras, İstikbal Gazetesi başlıklı Faik Ahmet Barutçu'yu anma etkinliğine hoş geldiniz. Kütüphanemize ismini veren merhum avukat Faik Ahmet Barutçu, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında milletvekilliği ve başbakan yardımcılığı gibi farklı görevler üstlenerek dürüst kişiliği ve başarılarıyla Türk siyasetine iz bırakmış bir isimdir. Değerli misafirlerimiz, bugün Faik Ahmet Barutçu'nun ailesi de bizlerle birlikte kendilerini sizlere tanıtmak istiyorum. Faik Ahmet Barutçu'nun torunları, Furkan Barutçu'nun kızı, Sayın Siral Barutçu Kreyn, merhum Büyükelçi Ecmel Barutçu'nun kızı, Büyükelçimiz Sayın Ebru Barutçu Gökdenizler. Ebru Barutçu Gökdenizler'in eşi, emekli Büyükelçi Sayın Ahmet Vakur Gökdenizler. Teşekkür ediyorum kendilerine davetimizi kırmayıp katıldıkları için. Evet efendim, Faik Ahmet Barutçu'yu ailesiyle birlikte sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Değerli misafirlerimiz, kütüphanemizde yer alan Faik Ahmet Barutçu'nun çıkartmış olduğu İstikbal Gazetesi, özellikle dış kullanıcılarımızın ve tarih bölümü öğrencilerimizin oldukça yoğun kullandığı ve üzerinde farklı araştırmaların yapıldığı tarihi değer taşıyan eserlerimizden biridir. Bu değerli eseri sizlere daha yakından tanıtabilmek adına Katü TV birimiyle birlikte kısa bir belgesel hazırladık. Katü TV işbirliğiyle hazırladığımız bu belgeseli sizlere takdim etmek istiyoruz. Herkese merhaba. Karadeniz Teknik Üniversitesi Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi'ne hoş geldiniz. Sizleri oryantasyon programlarında, okul gezilerinde kütüphanemizi ve bilgi hizmetlerimizi tanıtmaya çalıştık. Okul gezilerinde öğrencilerimizden gelen Faik Ahmet Barutçu kimdir? Neden bu isim kütüphaneye verildi? Sorularına cevap vermeye çalıştık. Faik Ahmet Barutçu 1894 yılında Trabzon'da doğmuştur. Annesi Mürüvvet Hanım, babası Trabzon'un tanınmış ailelerinden biri olan Barutçuzade Hacı Ahmet Efendi'dir.
Faik Ahmet Barutçu, şehrin, memleket meselelerinin konuşulup tartışıldığı Trabzonlu bir ailenin üyesidir. Faik Ahmet Barutçu'nun dedesi Hacı Arif Efendi, 19. yüzyıl rütbe ve nişan sahibi, Trabzon'un ileri gelenlerinden, aynı zamanda Cumhuriyet öncesi Trabzon eski belediye başkanlarından biridir. Babası Hacı Ahmet Efendi, Osmanlı Devleti'nin gizli istihbarat servisi olan Teşkilat-ı Mahsusa'nın Trabzon bölge sorumlusudur. Ve farklı dönemlerde Trabzon Belediye Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Şu anda Trabzon'un tarihi belediye binasındayız. Trabzon'da belediye, vilayet nizamnamesini takiben 1868 tarihinde kurulmuştur. Şu anda Faik Ahmet Barutçu'nun babası ve dedesinin Cumhuriyet öncesi belediye başkanlığı görevini yürüttüğü tarihi makam odasındayız. Avukat Faik Ahmet Barutçu, Trabzon Barosu, İkinoğlu Sicil Üyesi ve 3. Başkanıdır. 1933-1934, 1938-1939 yılları olmak üzere iki farklı dönemde Trabzon Baro Başkanlığı görevini yürütmüştür. Faik Ahmet Barutçu, 1. Dünya Savaşı sonrasında İstanbul hükümetinde yaşanan tüm gelişmeleri Trabzon halkına anlatmak, milli birlik ve beraberliği sağlamak adına 10 Aralık 1918'de İstikbal Gazetesi'ni çıkarmaya başlamıştır. Kütüphanemize ismini veren Faik Ahmet Barutçu, milli mücadele yıllarında Anadolu'nun en uzun soluklu gazetesi olan İstikbal Gazetesi'nin sahibi ve başyazarıdır. Vefatının ardından kızları Reyşan ve Kadriye Barutçu gazetenin orijinal nüshalarını üniversitemize bağışlamıştır. Kütüphanemizde 1920-1925 yılları arasında yer alan tüm orijinal nüshalar, kütüphanemiz ve Hiperlink Yayın Evi işbirliği ile birlikte dijitalleştirilerek 2022 yılında Wikilala veri tabanı altında tüm kullanıcılarımızın erişimine açılmıştır. Gelin birlikte tarihe kısa bir yolculuk yapalım. Faik Ahmet Barutçu'yu yakından tanıyalım. Trabzon'un kültürel miraslarından biri olan İstikbal Gazetesi'nin orijinal nüshalarına bir göz atalım. Orijinal nüshalardaki bazı gazete manşetlerini çevirmek istiyorum size. Bakın, bu sayının manşeti: Heyet-i Vekile, yani Bakanlar Kurulu, İsmet Paşa'nın izahatını dinlemek üzere içtima, Mustafa Kemal Paşa da müzakerata iştirak etmiştir. Bakın, İktisat Kongresi'nde Mustafa Kemal Paşa'nın nutku. Paşa, Misak-ı Milli ile Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu iki umde olarak izah etmişlerdir. Yine 12 Eylül 1921'e gidelim. 401. sayı. Biraz ilerleyelim. Yine bakın, manşetleri okumak istiyorum size. Kahraman ordumuz 15 günden beri süngü süngüye, göğüs göğüse harp ederek nihayet düşmanı yerlere sermiş ve takibe başlamıştır. İstikbal, bir dönem ambalaj kağıdına basılsa da yolundan dönmeyen bir gazete olmuştur. İlk sayıları Rumlara ait Yorgi Mihailidi matbaasında basılmıştır. Gazetenin yayınından rahatsızlık duyan Rumlar ve Rum basını zaman zaman çeşitli zorluklar çıkartarak gazetenin faaliyetlerini engellemeye çalışmışlardır. Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti'nin bir yayın organı olarak da hizmet eden gazete, Erzurum Kongresi'nin toplanmasını desteklemiş, yayımladığı yazı ve beyannamelerle halkı milli mücadele etrafında toplamıştır. Toplam 1426 sayı yapan İstikbal Gazetesi, Takrir-i Sükun Kanunu'nun ardından 17 Mart 1925 tarihinde okurlarına veda etmek zorunda kalmıştır.
Tevafuk odur ki Faik Ahmet Barutçu da 1 Mart ayında Ankara'da hayata gözlerini yummuştur. Memleket sevdalısı bir aile. Trabzon'a adanmış bir ömür. Faik Ahmet Barutçu'yu anlattık sizlere. Tekrar teşekkürler. Katü TV'nin çok büyük emeği var. Alper Hocam'ın, Alper Özgen. Yine kurgu ve video çekiminde, belgesel çekiminde bizlere destek sağlayan Çağlar Demirdal'lara çok teşekkür ediyorum. Ortahisar ve Büyükbelediye Başkanlığı'na, Trabzon Barosu Baro Başkanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Kısa bir belgesel hazırlamaya çalıştık sizlere. Değerli misafirlerimiz, günün anlam önemine binaen açılış konuşmalarını yapmak üzere Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Akif Cinel'i arz ediyorum. Çok değerli misafirlerimiz, hocalarım, saygıdeğer katılımcılar, bu güzel toplantıda birlikte olmanın mutluluğuyla sizleri saygıyla selamlıyorum. 1955 yılında kurulmuş olan üniversitemiz İstanbul ve Ankara dışında kurulan ilk teknik üniversite ve Karadeniz bölgesinde oldukça geniş bir coğrafyada meslek yüksek okulları ve fakültelerle eğitim, öğretim ve akademik faaliyetlerine devam etmiş. Sonuçta Rize, Giresun, Ordu, Artvin, Gümüşhane ve son olarak Trabzon'da ikinci üniversite olan Trabzon Üniversitesi'nin kuruluşuna öncülük etmiştir. Ülkemize 250 bin mezun, binlerce akademisyen, bilim insanı yetiştirmiş ve halen genç beyinleri ülkemiz ve insanlık için yetiştirmeye devam etmektedir. Önceden merkezi bir kütüphanemiz yoktu. O zamanın şartları gereği fakültelerde ya da bölümlerde kitaplıklarda kütüphane hizmeti sunulmaya çalışılıyordu. Ancak öğrenci sayısındaki artış nedeniyle bir merkezi kütüphane kurulma gerekliliği nedeniyle 1986 yılında var olan kütüphanemizde çatı altında birleştirildi ve 1986 senesinde birleştirildi. 1988 senesinde de üniversitemiz senatosu tarafından bu merkezi kütüphaneye Faik Ahmet Barutçu adı verildi. Bugün 30 binin üzerinde öğrenci, 2200'e yakın akademisyene, yaklaşık 124 bin basılı kitap, 55 veri tabanı aboneliği olmak üzere binlerce elektronik kitap ve dergiye erişim sunulmakta ve aynı zamanda yüz yüze ya da çevrim için düzenlenen farklı eğitim programlarıyla örgün öğretime destek olunmakta. Elektronik kaynaklarımızın yanında kütüphanemizde tarihi ve kültürel değeri olan eski basın pek çok eser de yer almakta. Bunlardan birisi de Faik Ahmet Barutçu'nun Milli Mücadele yıllarında çıkarttığı İstikbal gazetesi. Ve az önceki belgeselde de izledik. 1991 senesinde kızı Reşan Barutçu tarafından kütüphanemize orijinal nüshaları bağışlanmıştır. Takdir edersiniz, eski basım
eserler ne kadar iyi korunsa da zamanla ve iklim koşulları, özellikle nemli bir şehir Trabzon, burada zarar görebilmekte, deformasyona uğrayabilmekte bu eserler. Kütüphanemiz İstikbal Gazetesi'nde yer alan bu değerli bilgileri koruyabilmek ve gelecek nesillere aktarabilmek adına Hiperlink Yayın Evi işbirliğiyle bunların dijitalleştirilmesini sağladı. Hem kendi kullanıcılarımız için hem de tüm araştırmacıların erişimine açılmış oldu. Tabii biliyoruz ki tarihi ve kültürel pek çok eser var ülkemizde. Bu bir örneklik teşkil eder. Bunların da dijitalleşmesi, kaybolmadan, yitirilmeden bu bilgilerin korunması sağlanır. Bu projeyi gerçekleştirmedeki emeği olan herkese de ayrıca teşekkür ediyoruz dijitalleştirme konusunda. Panelimize katılarak bizleri onurlandıran Barutçu Gökdenizler ailesine çok teşekkür ediyorum. Merhum avukat Faik Ahmet Barutçu'yu saygı ve rahmetle anıyorum. Bu etkinliğe öncülük eden kütüphanemiz daire başkanlığı çalışanlarına çok teşekkür ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Rektör yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, günün anlam önemine binaen teşekkür konuşmalarını yapmak üzere 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kahramanlarından biri olan diplomat Ecmel Barutçu'nun kızı, Faik Ahmet Barutçu'nun torunu, Büyükelçimiz Sayın Ebru Barutçu Gökdenizleri arz ediyorum. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Baro Başkanım, hanımefendiler, beyefendiler, değerli konuklar. Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından bugün düzenlenen dedem Faik Ahmet Barutçu'yu anma etkinliği münasebetiyle 20 yıllık uzun bir aradan sonra tekrar Trabzon'da bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Son olarak babam Büyükelçi Ecmel Faik Barutçu'yu kaybettiğim 2003 yılında Trabzon'a acılı bir yolculuk yaparak babacığımın hayatının izlerini ve aile köklerimi bulmaya gelmiştim. O zaman da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin dedemin adını taşıyan kütüphanesini ziyaretle rahmetli babamın 2001 yılında kitap olarak yayınlattığı dedemin Türk siyasi tarihinin önemli bir dönemini ışık tutan siyasi anılarıyla birlikte kendi hatıratı olan Harciye Koridoru isimli kitaplarını kütüphaneye takdim etmiştim. Bu kez beraberimde getirdiğim dedemin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kullandığı ceket atayı uygun bir köşesinde teşhir edilmek üzere kütüphanenize bağışlamak istiyorum. Faik Ahmet Barutçu'nun kurucusu ve başyazarı olduğu Trabzon'da Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımlarını ateşleyip milli mücadeleye fikri planda katkı sağlayan İstikbal Gazetesi'nin Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi tarafından dijital ortama aktarılması vesilesiyle düzenlenen bu etkinlik için Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Çuvalcı'nın şahsında emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bunu Faik Ahmet Barutçu'nun 3 torunu adına yapıyorum. Faik Ahmet Barutçu ve eşi Nebahat Barutçu'nun 4 çocuğu vardı. Kadriye, Reşan, Furkan ve Ecmel. Ne yazık ki hepsini kaybettik. 3 kız çocuğu torundan benimle birlikte yeğenim Siral Crane de bugün burada. Barutçu ailesi için çok büyük bir anlam ve değer taşıyan bu etkinlikte bize bugün çok duygu yüklü anlar yaşattığınız için size müteşekkiriz. Bu vesileyle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin kütüphanesinde bulunan ve bugün de birkaç kere bahsedildiği üzere
İstikbal Gazetesi'nin 7 ciltten oluşan o orijinal koleksiyonu 1991 yılında halam Reşan Baruç tarafından kütüphanenize bağışlanmıştı. Onu da hatırlatmak isterim tekrar. Karadeniz Teknik Üniversitesi Faik Ahmet Baruç Kütüphanesi'nin Hiperlik Yayın Evi işbirliğiyle bu koleksiyonu dijital ortama aktararak ölümsüzleştirmesi ve erişime açması, tarihimizin çok önemli bir dönemine dair toplumsal hafızamızın ve ortak tarihi mirasımızın korunması bakımından son derece değerli bir hizmet oluşturmaktadır. Diğer yandan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda 1. Genel Sekreter yardımcılığım sırasında benimle ilk temas kurduğu geçen Kasım ayından bu yana bu etkinliği tam bir araştırmacı ruhuyla ve büyük bir özenle tasarlayan, gerçekleşmesinde de büyük emeği geçen Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Beyhan Karpuz'a da samimi bir teşekkür borçluyum. Faik Ahmet Baruç'un anısına son 6 aydır ayırdığı zaman ve verdiği gönül nedeniyle kendisini artık ailemizin gönüllü bir ferdi olarak görüyoruz. Ayrıca kıymetli katkılarıyla bu etkinliği zenginleştirecek olan öğretim görevlisi Sayın Veysel Usta ve doktor öğretim görev üyesi Sayın Harun Tuncer'e de çok teşekkür etmek istiyorum. 1999-2001 yılları arasında görev yaptığım Meksika'daki yerliler 3 ölüm olduğuna inanırlarmış. İlk ölüm bedensel ölüm gerçekleştiğinde, ikinci ölüm cansız beden toprağa verildiğinde, üçüncü ölüm ise kişinin adı son kez anıldığında. Hayatı 64 yıl önce gözlerini yuman Faik Ahmet Baruççu'nun adının bugün bu etkinlikle ve kütüphanenin sayesinde de her gün anılmaya, hafızalarda yaşatılmaya devam etmesine vesile olduğunuz için derin şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Değerli konuklar, 1894 yılında Trabzon'da doğan, Trabzon eşrafından ve Trabzon Muhafaza-i Hukuki Milliye Cemiyeti'nin kurucusu ve başkanı Baruççuzade Hacı Ahmet Efendi'nin oğlu olan Faik Ahmet Baruççu, Trabzon'un yetiştirdiği önemli hukukçu, siyasetçi ve devlet adamlarındandı. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirerek Trabzon'a döndükten sonra Faik Ahmet Baruççu, milli mücadele döneminde Doğu Anadolu'nun çeşitli cemiyetleri içinde öncü bir rol oynayan Trabzon Muhafaza-i Hukuki Milliye Cemiyeti'nin yönetim kurulu üyeleri arasında yer almış, cemiyetin ve Trabzon'daki siyasi mücadelenin yayın organı görevini gören İstikbal Gazetesi'ni kurmuş ve gazetedeki yazılarıyla milli mücadelenin güçlü kalemlerinden biri olmuştur. İstikbal Gazetesi de yayın hayatının başladığı 1918'den son bulduğu 1925 yılına kadar Anadolu basının önde gelen yayın organı olmuştur. Daha sonraki dönemde Trabzon'dan milletvekili seçildiği 1939 yılına kadar asıl mesleği olan avukatlık ve iki dönemde Trabzon Baro Başkanlığı yapmıştır. Faik Ahmet Baruççu 1939-1954 yıllarında aralıksız olarak sürdürdüğü Trabzon Milletvekilliği sırasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli görevler üstlenmiş, Hasan Saka Hükümetleri Kabinesi'nde Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Dedemi şahsen tanıma şansım olmadı. Vefat ettiği 1959 yılında hasta yatağında beni ilk gördüğünde evimizin hep neşesi olsun demesi üzerine babamın ailesi bana hep Neşe adıyla hitap etmiştir. Ben de evlendiğimde onurla taşıdığım Baruççu soyadını hiç değilse bir nesil daha yaşatabilmek için eşimin de kıymetli desteğiyle Baruççu adını mahkeme kararıyla muhafaza ettim. Tıpkı babamın yıllar sonra babasının Faik adını almış olması gibi. Kendisini tanıyamamış olmakla birlikte hep dedemin Türk siyaset tarihinin önemli hatiplerinden biri olarak mecliste, iktidarda ve muhalefette yaptığı önemli ve nitelikli konuşmaların mirasıyla büyüdüm. Bu çerçevede bir milletvekili dostunun cenazesi ardından sarf ettiği
Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kemanını gördük. Geriye biz kemençeler kaldık. İfadeleri beni hep çok etkilemiş ve duygulandırmıştır. Sözlerime son verirken ilginize tekrar teşekkür ediyorum. Ve bugün bir parçası olmaktan büyük onur duyduğum bu anma etkinliğinde emeğe geçen herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Panelimize geçmeden önce onur konuklarımız Ebru Barutçu Gökdenizlere ve Sayın Siral Barutçu Kreyne teşekkür plaketlerimizi sunmak istiyoruz. Teşekkür plaketlerini takdim etmek üzere kütüphanemizden sorumlu rektör yardımcımız Sayın Profesör Doktor Akif Cinel'i sahneye davet ediyorum. Değerli misafirlerimiz, dijitalleşen kültürel miras İstikbal Gazetesi panelimizin oturumunu başlatmadan önce panel konuşmacıları olan İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Harun Tunceri ve üniversitemiz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Veysel Usta'yı sahneye davet ediyorum. İlk olarak öğretim görevlisi Veysel Usta hocamız, Milli Mücadele'de İstikbal Gazetesi ve Faik Ahmet Barutçu başlıklı konuşmalarını sunacaklardır. Teşekkür ediyor ve sözü kendilerine bırakıyorum. Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Büyükelçim, Sayın Baro Başkanım, saygıdeğer öğretim üyeleri, sevgili konuklar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Faik Ahmet Barutçu ve İstikbal Gazetesi'ni böylesine kısa bir sürede bir tarihçi olarak anlatmak herhalde en zor görevlerden biri olsa gerek. Ben konuşmamda başlangıçta Barutçu ailesi ve Faik Ahmet Bey'in biyografisine biraz değinmek, ardından Milli Mücadele döneminde İstikbal Gazetesi'nin fonksiyonunu dile getirmek şeklinde planlamıştım. Ancak şu ana kadar Barutçu ailesinin geçmişiyle ilgili epeyce bilgi verildi. O nedenle fazla vakit almamak için aile hakkında biyografik bilgi vermek için çaba sarf etmeyeceğim. Ancak sadece şu birkaç cümleyi etmeden de geçemeyeceğim. Milli mücadele aslında dönemin aydınlarının başlattığı ve sonuna kadar yürüttüğü bir mücadeledir. Dönemin aydınlarının ortaya çıkmasına Trabzon özelinden baktığımızda Osmanlı Devleti'nin 17-19. Yüzyıllar arasındaki süreç daha çok ayanlık mücadelesiyle geçen bir dönemi ihtiva etmek içermektedir. 19. yüzyıldan sonra ciddi bir modernleşme çabası olmuş ve bu süreçte ayanlık yerini modern Batı ülkelerinde olduğu gibi eşraf ve bürokrasi hizmetine ya da kadrosuna bırakmıştır. Bu sürecin önemli mensuplarından biri de Barutçuzade ailesidir. 19. yüzyılın başlarından itibaren Trabzon ticaretinde adına rastladığımız bu aile özellikle
Tanzimat döneminin 1864 yılında ortaya koyduğu vilayet nizamnamesi gereğince vilayet yönetimlerinin yeniden oluşturulması sürecinde etkin rol oynamıştır. Hem merhum Faik Ahmet Barutçu'nun babası Hacı Ahmet Barutçu, hem onun babası, her ikisi de Trabzon'da belediye başkanlığı yapmış. 1870'li yıllarla 1910'lu yıllarda belediye başkanlığı görevlerinde bulunmuş. Sadece belediye başkanlığı değil, Trabzon Vilayet Yönetimi'nin Marif Komisyonu'ndan NAFA, Bayındırlık Komisyonu'na, efendim, Vergi Mahkemesi azalığından Ticaret Odası Yönetim Kurulu'na kadar şehir hayatının hemen her alanında varlığını sürdürmüş, etkin rol oynamıştır. İşte bu Osmanlı'nın modernleşme süreciyle ortaya çıkan Barutçuzade ailesi gibi başkaca Trabzon'da bir takım aileler, ki bunların çoğunun ismini daha sonra hem Milli Mücadele döneminde hem de Erken Cumhuriyet döneminde birlikte göreceğiz. Barutçu ailesi gibi ailelerin mensupları olabildiğince dönemin şartlarına göre iyi yetişmiş, özellikle de Balkan Savaşı'ndan sonra Osmanlı'nın Avrupa topraklarından uzaklaşmış olmasının da etkisiyle Anadolu'da bir Türk devleti, bir milli devlet kurma çabasının içinde yer almış önemli ailelerdendir. Hacı Ahmet Barutçu'nun belediye başkanlığı sırasında 1912 yılında Osmanlı'nın, belki Osmanlı tarihinin en acıklı tablolarından biri yaşanmış, Balkan Harbi yaşanmış ve bu Balkan Harbi'nde Osmanlı ordusu çok kısa bir süre içerisinde Osmanlı'dan ayrılan küçücük Balkan devletlerine, Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Karadağ'a, Sırbistan'a ağır bir yenilgiye maruz kalmıştır. İşte bu dönemde devleti kurtarmak, devletin payitahtı olan İstanbul'u düşman işgaline uğramaktan kurtarmak amacıyla Trabzon'da muvazzaf askerlerin yanı sıra gönüllü birlikleri oluşturulmuş. Yani sayıları 600 civarında gönüllü askerden oluşan bu Trabzon gönüllülerini organize eden, bunların her türlü masraflarını karşılayan, bunlara devletin yokluklarını da dikkate alarak silah temin eden, cephane temin eden ve askeri kıyafetlerini özel olarak kendileri diktiren organizasyonun başında Barutçuzade Hacı Ahmet Efendi vardır. Hacı Ahmet Efendi daha sonra 1916-18 yılları arasında Trabzon'un Rus işgaline uğraması nedeniyle Trabzon'u terk etmek zorunda kalmış. 18'deki kurtuluştan sonra tekrar Trabzon'a dönmüş ve belediye başkanlığını deruhte ederek o 2 yıllık süre içerisinde şehirde meydana gelen tahribatın izlerini silmek için mücadele etmiştir. Ancak 1918'in başında Rus işgalinin sona ermesinden kısa bir süre sonra, henüz bu bölgede insanlar yaralarını sarmaya çalıştıkları sırada, 1918 yılının sonunda başka bir felaketle karşı karşıya kaldılar. Bu felaketin adı Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmasına neden olan Mondros Mütarekesi'ydi. Mütareke hemen uygulanmaya başladıktan sonra ülkenin değişik coğrafyalarında işgaller başlamış. İşte Batı Anadolu'da, Güney Anadolu'da İngiliz, Fransız, İtalyan işgalleri başlamış. Dolayısıyla işgal edilmeyen, henüz işgal edilmemiş olan bazı coğrafyalarda da, Osmanlı topraklarında da bağımsız devletler kurulma fikri hem içeride hem de dışarıda sürdürülmeye çalışılmıştı. 1918'in 19'un başında galip devletlerin, devlet başkanlarının katılımıyla Paris'te toplanan Paris Konferansı'na Trabzon Metropoliti Hrisantos 2 Mayıs 1919'da bir memorandum, bir muhtıra sunacak. Ermeni temsilcilerinin başkanı Bogos Nubarpaşa da Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulması için çaba sarf edecektir. Dönemin küresel güçlerinin Osmanlı'yı tasfiye etme planının içerisinde bu iki oluşum da vardır. Yani Doğu Anadolu bölgesinde bir bağımsız Ermeni devleti kurmak, Doğu Karadeniz bölgesinde de bir
Pontus Devleti kurmak girişimleri vardır. Bunun için Fener Patrikhanesi ciddi şekilde içeriden mücadele etmekte, dışarıdan Yunanistan ve İtilaf Devletleri çaba sarf etmektedir. Böylesine bir kritik ortamın yaşandığı günlerde işte içinde Barutçu ailesinin mensuplarının da olduğu Trabzon aydınları harekete geçecek ve Doğu Karadeniz bölgesinde kurulma çalışmaları sürdürülen Pontus Devleti'nin kurulmasını engellemek amacıyla bir işbirliği, bir hareket başlatma çabasını gündeme getireceklerdir. Şehirde, şehrin ileri gelenleriyle, belediye başkanları, başkanı, ticaret odası başkanı ve başkaca bir takım aydınlar, örneğin liseden ve öğretmen okulundan müdürler ve öğretmenler gibi bir takım aydınlar, müftü gibi bir takım aydınların bir araya gelmesiyle Trabzon'da bu muhtemel ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etmenin yolunu arayacaklardır. İşte bu yollardan biri Trabzon'da halkı, Müslüman Türk halkı fakr-ı zaruret içerisinde olan, 2 yıllık büyük kayıplar verilen muhacirlikten yeni dönüp güncel hayatlarını sürdürebilme çabası içerisinde olan Müslüman Türkleri muhtemel gelişmelere karşı hazırlamak, bilinçlendirmek için bir gazete çıkarmak gerekliydi. Ve aynı zamanda bir örgütlenmeye ihtiyaç vardı. Bu örgütlenme çabası aslında mütarekeden hemen sonra ülkenin değişik bölgelerinde kurulan müdafaa-i hukuk cemiyetleriyle başlatılmıştı. Daha doğrusu bunun ana fikri aslında İttihat ve Terakki hükümetinin istifa etmesi ve kendisini kapattıktan sonra yöneticilerin yurt dışına çıkmasından sonra içeride kalan ikincil kadroların muhtemel paylaşım projelerine karşı mücadele etme düşüncesinin hayata geçirilmesinin ürünüydü. Bunlardan belki en önemlilerinden biri Ardahan ve Kars Kongresi'ydi. O bölgede meydana gelebilecek Ermenistan'a terk etme çabasına karşı düzenlenen bu kongrelerde Trabzon bölgesinin teşkilat-ı mahsusa sorumluluğunu daha önce yerine getirmiş olan Hacı Ahmet Barutçu'ya Trabzon'da bir gazete çıkarma ve aynı zamanda bir müdafaa-i hukuk cemiyeti kurma görevi verilmiş. Bu görev Hacı Ahmet Efendi tarafından Trabzon'da yerine getirilecek ve öncelikle 10 Aralık 1918 tarihinde, yani ülkenin Mondros Mütarekesi'ni imzalayıp teslim olmasından yaklaşık 1 ay 10 gün sonra hemen organize olacaklar ve İstikbal Gazetesi'ni çıkarmayı başaracaklar. İstikbal Gazetesi'nin başlangıçtaki amacı, çıkış amacı, demin de arz etmeye çalıştığım gibi aslında hem içeride muhtemel ayrılıkçılık faaliyetlerine karşı Türk ve Müslüman halkı bir arada toplamak, olası tehditlere karşı onları bilinçlendirmek, uyarmak, bir birlik içerisinde hareket etmelerini sağlamak, ama öte yandan Paris Konferansı'nda sürdürülen ayrılıkçılık mücadelelerine karşı da Trabzon'dan gerçek bilgilerle, gerçek verilerle cevap vermeyi amaçlamıştır. Örneğin cemiyet kurulduktan kısa bir süre sonra bir beyanname yayınlayacak ve bu beyanname ile Trabzon Metropoliti Hrisantos'un Paris Konferansı'na sunduğu Trabzon vilayeti nüfusunun büyük çoğunluğu Rum'dur. Dolayısıyla Wilson prensiplerine göre burada bir Rum devleti kurulması gereklidir tezine karşı gerçek tarihsel verileri ortaya koyan ve gerçekliğin hiç de böyle olmadığını, demografik yapının Osmanlı nüfus verilerine, hatta kilise kayıtlarına dayanarak Hrisantos'un tezinin tersinde olduğunu ortaya koyacak yayınlar yapmış ve uyarmaya, dünyayı, itilaf devletlerini uyarmaya çaba sarf etmiştir. Nitekim cemiyet
12 Şubat 1919'da kurulacak ve kurucuları arasında demin de arz etmeye çalıştığım gibi Trabzon'un o tarihteki genç aydınları, okumuşları, elitleri önderliği yürütecektir. Bunların arasında 20 kişilik kurucular kurulunun arasında merkez heyetinde Hacı Ahmet Barutçu, icra heyetinde de Faik Ahmet Barutçu vardır. Faik Ahmet Barutçu bu tarihlerde 1894 doğumlu olduğuna göre 1918-19 tarihinde henüz daha 24-25 yaşındadır. Bir hukuk fakültesi mezunudur, bir gençtir, delikanlıdır. Ama bu kuşağın, yani milli mücadele kuşağının çok erken yaş büyüdüğünü, yaş aldığını söylemek mümkün. Bu tarihlerde, ya 1920'de Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıp 21'de başkomutan olduğu zaman kaç yaşındaydık? Yani bu kuşak çok erken tecrübe sahibi oldular, erken büyüdüler. Şartlar bunları erken büyütmüştü. Dolayısıyla Faik Ahmet Barutçu 24-25-26 yaşlarında üstlendiği bu görevi 1925 yılının Mart ayının ortalarına kadar büyük bir sabır ve büyük bir cesaretle yürütecektir. İstikbal Gazetesi'nin asıl amacının milleti birlik ve beraberlik içerisinde toplamak ve dışarıya karşı, uluslararası camiaya karşı yek vücut halinde karar alabilecek bir yapıya büründürmek olduğunu söylemiştik. Nitekim bu cemiyetin İstikbal Gazetesi'nin de teşvikiyle, desteğiyle kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin, daha doğrusu Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti'nin İzmir'in işgalinden sonraki süreçte aldığı bir yeni rolü, üstlendiği bir yeni rolü görüyoruz. Cemiyet ikinci olağanüstü kongreyi düzenleyecek. 15 Mayıs 1919'da İzmir Yunanlılar tarafından işgal edildikten sonra Anadolu'da meydana gelen o büyük tepkiyi de arkasına alan Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti ikinci olağanüstü kongresini toplayacak ve Erzurum'da faaliyet gösteren Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile telgrafla yazışma yapacak ve sürecin Osmanlı Devleti'nin tasfiyesine doğru gittiğini, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinde bağımsız yapay ulus devletler kurulması için şartların o yöne doğru seyrettiğini ileri sürerek, bu konuda mutabık kalarak 23 Temmuz 1919'daki Erzurum Kongresi'nin birlikte toplanması kararını alacaktır. Bu önemli bir karardır değerli konuklar. Bu kararın alındığı tarihte henüz Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkmamıştır. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkmadan önce Trabzon ve Erzurum'daki iki önemli cemiyetin bir ortak kongre düzenlemesi ve bu kongrede en azından kendi bölgelerinin kurtuluşuna dair, Türklüğüne dair, birlik ve beraberliğine dair, Osmanlı topraklarından ayrılamazlığına dair kararlılık gösterecektir. Ama bu karar alındıktan bir süre sonra Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkacak ve Trabzon'u da içine alan, Doğu Anadolu bölgesinde içine alan bölgenin hem mülki hem askeri sorumlusu, yetkilisi sıfatıyla bu sürecin başına geçecek ve Erzurum Kongresi'nde ilk kez Türk Milli Mücadelesi için vatan bir bütündür, parçalanamaz kararını, hükmünü altına birlikte imza atacaklardır. İşte Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin varlığı ile başlatılan milli mücadelenin bu Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz bölgesindeki ışığı, ateşi içerisinde Barutçu ailesinin çok önemli bir rolü olduğunu ve İstikbal Gazetesi'nin bu sürecin
fikri altyapısını hazırladığını söylemek mümkündür. İstikbal Gazetesi'nin, İstikbal Gazetesi yalnızca bölge haberleri veya milli mücadeleye yönelik haberler vermemiş. Dünyadan da haberler vermiş. O dönemin koleksiyonunu incelediğinizde Çin'deki isyan hareketlerinden İrlanda'daki çatışmalara kadar, Almanya-Fransa gerginliğinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iç sorunlara kadar birçok konuda da haber verdiğini görüyoruz. Bu haber ağını nasıl oluşturduğuna bakacak olursak, bir kere İstikbal Gazetesi o dönemin koşullarında iki tane özel muhabir barındırıyor. Birisi Ankara'da, milli mücadelenin merkezi olan Ankara'dan sıcak haberlerin alınması için, bir diğeri Batum'dan, Sovyet dünyasından gelecek haberleri elde etmek amacıyla iki muhabir bulunduruyor. Bunun ötesinde İstanbul basını üzerinden Avrupa basınını takip ediyor. Avrupa basını na ait, özellikle Yunanistan ve Almanya, Fransa, İngiltere basınına ait matbuattan haberler alıp onları hem Türkçe veriyor hem de onlar üzerinden değerlendirme yapma yeteneğini bünyesinde bulundurduğunu söylemek lazım. İstikbal Gazetesi'nin içeriğine bakacak olursak, yayın hayatını sürdürdüğü 6 yıl 3 aylık sürede okuyucularla oldukça geniş bir perspektif sunduğunu söylemek mümkün. Özellikle Trabzon'da neşredilen bir yayın olduğu için Trabzon'un yerel ve bölgesel sorunlarını gündemine aldığını görüyoruz. Mesela 1921 ve 1923'te Trabzon'da yapılan belediye başkanlığı seçimi ne doğrudan müdahil olduğunu, seçmenlerin geçmişte olduğu gibi böyle takım tutar gibi oy vermek yerine oy verme bilincine sahip ve verecekleri oyun arka planında neyi elde edebileceklerini sorgulamaları gerektiğini söylüyor. Bu konuda Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin belediye başkanlığı için veya belediye meclisi üyelerini tanıtırken yazdığı yazılarda demokrasiye vurgu yapıyor. Oy vermenin sadece bir anlık bir görev olmadığını, bir ciddi sorumluluk olduğunu, bir gelecek projeksiyonu olduğunun altını çiziyor. Yine Trabzon'un hemen hemen her sorununa değiniyor. Sadece savaşla ilgili konulara değil, Trabzon'da mesela o tarihlerde çok etkin bir spor faaliyetleri var. İşte idman ocağı var, idman grubu var, idman gücü var, 23'lü yıllardan sonra Necmati gibi bir takım spor kulüpleri var. Bu kulüpleri gençliği bir arada tutmak amacıyla düzenledikleri çok sayıda etkinlik var. Sosyal kültürel etkinlikler var. Bu etkinliklerin de gazetede ciddi bir haber değeri olduğunu ve bu etkinliklerle gençliği birlik ve beraberlik içerisinde tutmak istediğini görüyoruz. Yine İstikbal Gazetesi'nin belki en zorlandığı alanlardan biri, konuşmalarda da değinildi. Başlangıçta 1920 yılının ortalarına kadar bir gayrimüslimin, bir Rum cemaatine mensup bir vatandaşın, Osmanlı vatandaşının matbaasında basılıyor olmasıydı. Bu kendi vereceğiniz bağımsızlık mücadelesi, ki özellikle Pontusçuluğa karşı bir mücadele vermeyi üstlenmiş, misyon edinmiş İstikbal Gazetesi için bir ciddi handikap, bir zaaf oluşturuyordu. Bunu gidermek amacıyla ve Mihailli Matbaası'nın Yunanlıların İzmir'i işgal etmesini şenliklerle, balolarla, bayramlarla Trabzon'da kutlamasının da etkisiyle gazetenin 17 Mayıs 1919 sayılı nüshasının çıkarılması aksamıştı. Bunun üzerine Müdafaa Hukuk Cemiyeti bir karar alacak ve para toplayarak, aralarında para toplayarak, bir kampanya düzenleyip para toplayarak İstanbul'dan yeni makineler getirip İstikbal Matbaası kendi matbaasında basılır hale gelecektir. Ancak bu tarihten sonra daha özgür bir yayın politikasını
sürdürdüğünü görebiliyoruz. Öte yandan istikbalin tek handikapı Trabzon'daki bu yoksunluk, eksiklik değil. Aynı zamanda Anadolu'da var olan İstanbul hükümeti, Ankara hükümeti mücadelesinde bir taraf olmak durumundadır. İstikbal gazetesi ta başından itibaren milli mücadelenin yanında yer almış ve İstanbul hükümetlerinin, özellikle damat Ferit Paşa hükümetlerinin hem Sevr sürecinde hem de iç politikadaki birçok uygulamasını en sert şekilde eleştirmiştir. Bu şu anlama gelmektedir. Sonuçta İstanbul'da bir hükümet var ve siz taşrada, bir kentte bir gazete çıkarıyorsunuz ve o hükümetin bütün uygulamalarını en şiddetli şekilde eleştiriyorsunuz. Nitekim Trabzon'dan İstikbal Gazetesi yöneticilerinin de içinde yer aldığı bir takım insanlar ittihatçılık yaptıkları iddiasıyla damat Ferit Paşa hükümetine şikayet edilecek. Mustafa Kemal Paşa'nın idam edildiği Nemrut Mustafa Divanı Harbi Örfisi'nde yargılanma tehdidi altında bulunduklarını söylemek lazım. İstikbal Gazetesi'nin yayın politikasının temelini hakimiyeti milliye oluşturuyor. Bunun altını çizmemiz lazım. Yani ulusal egemenlik, milli egemenlik düşüncesi. Bugün de hala demokrasiler için vazgeçilmez bir unsur olan milli egemenlik düşüncesi bu gazetenin temel politikasını oluşturmuş. Bu nedenle İstanbul-Ankara hükümetleri arasında meydana gelen çatışmalarda milli hakimiyeti temsil ettiği ne inandığı Ankara hükümetinin yanında yer almış. Çünkü Ankara hükümeti milletin çeşitli vilayetlerden seçimle seçtiği mebusların, milletvekillerinin görev yaptığı yerdi. Halbuki İstanbul hükümeti parlamentoyu kapatmış. Dolayısıyla sadece millet denetiminden, millet hakimiyeti milliyeden uzak bir şekilde kendi politikasını uygulamaya çaba sarf etmişti. Gazetenin baş makalelerinden büyük bir kısmını Faik Ahmet Bey kaleme almıştır. Elimizde bulunan nüshalardan benim tespit edebildiğim kadarıyla Faik Ahmet Barutçu'nun 610 adet baş makale yazdığı görülmektedir. Bu baş makalelere, baş makalelerin konusu iç politikada hakimiyeti milliye, Ankara hükümeti, siyaset, temsil, temsilde adalet gibi hususları içerdiği gibi uluslararası politikada da barış ve adaletin savunuculuğunu yaptığını görüyoruz. Faik Ahmet Barutçu'nun dışında gazetede Ali Şükrü Bey, Nusret Haşim Bey, belediye mühendisi Aziz Bey, Ebu Hamit Hüsnü Adnan Sabi, Ustazade Nazmi Abdülvahap, Avukat Salih Zeki gibi Trabzon'da o dönemin aydın, eli kalem tutan, fikir üretebilen insanların baş makalelerine de yer verildiğini görüyoruz. Hatta Ahmet Ağaoğlu'nun Trabzon'a yaptığı bir irşat gezisi sırasında iki sayının baş makalesini yazma yetkisinin de hakkının da ona devredilmiş olduğunu, Ahmet Ağaoğlu'nun da İstikbal Gazetesi'nde baş yazı yazdığını söyleyebiliriz. Yine İstikbal Gazetesi'nin en önemli özelliklerinden biri cephelerde meydana gelen gelişmelere dair sıcak bilgileri vermesinin yanı sıra cephede yaşanan mücadelenin arka planını desteklemek için de çaba sarf ettiğini görüyoruz. Ne demek istiyorum? Sakarya Savaşı öncesinde tekalifi milliye emirleri diye bir emir çıkarılmıştı. Daha doğrusu bir kanun çıkarılmıştı. Bu kanunun amacı son derece kısıtlı imkanlar içerisinde bulunan Türk ordusunun silah, cephane ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasını, silah, kama, bıçak, hatta akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktı. Çünkü henüz daha Ankara hükümetinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin elinde bu ihtiyacı karşılayacak ne bütçe ne de malzeme vardı.
Bu tekalif-i milliye emirleri çerçevesinde vilayetlerden komisyonlar kurularak ellerinde bu sözünü ettiğim türde malzeme olanların malzemelerini bir tutanakla kamu temsilcileri teslim aldılar ve bedeli daha sonra ödenmek üzere Sakarya cephesine sevk ettiler. İşte bu sırada da Faik Ahmet Barutçu bir ciddi kampanya düzenleyerek İstikbal Gazetesi'yle halkın elinde var olan bütün malzemelerin cepheye sevk edilmesi için çaba sarf etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk savaşı şöyle niteler. Savaş sadece iki milletin orduları arasında yapılan bir mücadele değildir der. Savaş her iki milletin topyekun varlığıyla bir mücadele etmesidir. İşte tekalif-i milliye emirlerinin amaçlarından da biri bu topyekun mücadelenin zeminini hazırlamaktır. İstikbal Gazetesi Trabzon'da bu işi başarıyla halletmiş. Trabzon'dan çok sayıda malzeme cepheye gittiği gibi askerlere Trabzonlu kadınlar tarafından eldivenler, çoraplar, binlerce çift eldivenler, çoraplar örülmesini sağlayacak. Bunların cepheye gidilmesini, gönderilmesini teşvik edecek çok ciddi çabalar gösterilmiştir. Öte yandan cephede meydana gelen gelişmelerin, olumlu gelişmelerin, başarıların, örneğin Sakarya Savaşı'nın, zaferinin, örneğin Büyük Taarruz'un, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin sonunda şehirde çok ciddi şenlikler yapılması da yine İstikbal Gazetesi'nin aracılığıyla geniş kitlelere duyurulmuştur. Spor müsabakalarından işte tiyatro gösterilerine, başkaca bir takım mitinglere kadar uzanan önemli faaliyetler İstikbal Gazetesi'nin Trabzon'daki halkın milli mücadelenin başarılarıyla buluşturulmasında sağladığı önemli görevi gösterir. Evet, vakit de epeyce uzaklaştı. Sözlerime ben yavaş yavaş son verirken şunu belirtmek isterim. Bir İnkılap tarihi, devrim tarihi hocası olarak İstikbal Gazetesi'nin koleksiyonunu inceledikçe Türk Milli Mücadelesi'nin hem perde arkasını, detaylarını, arka planını görmek, daha yakından görmek, hem de 20'li yaşlardaki genç bir hukukçunun bu mücadeleyi nasıl kavradığını yakından anlamak açısından son derece önemli bir görev üstlendiğini söyleyebilirim. Bu nedenle biz üniversitemizin tarih bölümünden bir takım akademisyen arkadaşlarla birlikte birkaç yıl önce İstikbal Gazetesi'nde Faik Ahmet Barutçu'nun baş makalelerini günümüz alfabesine çevirmek, latinize etmek için bir proje başlatmıştık. Bu proje sona yaklaştı. Ben buradan bu projenin bir kitaba dönüşmesiyle milli mücadele ve cumhuriyet tarihinin bilinmeyen bazı yönlerinin ortaya çıkarılmasını veya bilinen yönlerinin daha da zenginleştirilmesinin sağlanacağına inanıyorum. Bunu da buradan ifade etmek isterim. Öbür taraftan bu koleksiyonun yıllardır bizim işte mevcut imkanlarla incelemeye çalıştığımız bu istikbal koleksiyonunun dijital ortama aktarılması için üniversitemiz Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın yaptığı kıymetli çalışmalara da buradan bir kez daha teşekkür etmek isterim. Çünkü bu gazeteyi bundan sonra bu dijital ağ üzerinden Türkiye'de çok sayıda akademisyenin daha yakından, daha etraflıca, daha dikkatlice inceleyeceklerinden eminim ve bu konuda çok daha yeni bilimsel makale üretileceğini de ifade etmek isterim. Bu vesileyle 100. yılını idrak ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başta kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve onun silah arkadaşları olmak üzere, fikir arkadaşları olmak üzere, Faik Ahmet Barutçu gibi düşünce arkadaşları ve destekçileri olmak üzere ebediyete intikal edenleri rahmet ve minnetle anıyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öğretim üyesi ve eserçisi hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Son konuşmacımız İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Harun Tunca. Türkiye'de ve dünyada dijitalleştirme çalışmaları İstihbarat Ötesi örneği başlıklı sunumlarını gerçekleşecektir. Kendisine teşekkür ediyor ve sözü kendisine bırakıyorum. Ben de sözlerime başlamadan önce değerli rektör yardımcılarımızı, Sayın Büyükelçi ve kıymetli Faik Ahmet Barukçu'nun, merhum Barukçu'nun kıymetli torunlarını selamlıyorum saygıyla ve tabii siz değerli konukları. Ve bana böyle seçkin bir heyetin huzurunda konuşma şansı verdiği için programı tertip eden Beyhan Hanım'a da ve kütüphane adına, rektörlük adına bütün bu çalışmaları yürüten ekibe çok çok teşekkür ederim. Ben de bu çalışmaların genel kapsamı çerçevesinde bir şeyler söyleyebilir miyim diye bir hazırlık yaptım. Vaktinizi çok almamaya çalışacağım. Dünyada dijitalleşme, Türkiye ve dünyada dijitalleşme çalışmalarından ve tabii bu kapsamda İstiklal Gazetesi örneğinden çok kısa bahsetmek istiyorum. Malumunuz dijitalleşme, fiziki süreç ya da dokümanların dijital ortama aktarılması anlamına geliyor. Ve bu çalışmalar 1950'de özellikle Amerika merkezi olmak üzere bilgisayarın icadıyla başlıyor. Ve 1960'larda şöyle ufak ilerleyeyim. Evet. 1960'larda kütüphanecilik hizmetlerinde yani kitapların kaydı için mark kaydı dediğimiz sistematiğin geliştirilmesiyle ilerliyor. Ve esas dijital kitap kavramının ortaya çıkması, kitapların fiziki ortamdan dijital ortama aktarılması da büyük oranda 1971'de başlayan Gutenberg projesiyle şöyle ve kitaplar için dönüm noktası diye nitelendireceğimiz bir dönem olabilir. Bu özellikle telifsiz kitapların bu süreçte dijitalleştirilip okuyucuların dünya çapında hizmetine sunulması, sunulmaya başlanması söz konusu oluyor. Tabii kitapları sadece dijitalleştirmek, yani fiziki ortamdan dijital ortama aktarmak, bir ekran vasıtasıyla görüntülemek çok, evet, büyük bir hizmet, büyük bir dönüşüm ve gelişim belki. Fakat bu kitaplar içinde aradığınızı bulabilmeniz, yani bütün kitabın tamamını karıştırmadan çok basit yöntemlerle aradığınız kelimeyi, anahtar kelimeyi, ifadeyi bulabilmeniz, bulabilmemiz açısından ya da öyle söyleyelim, 2004'te OCR çalışmaları ortaya çıkınca mümkün oluyor bu çalışma. Optik karakter tanılayıcı dediğimiz şey tam olarak bu olmuş oluyor. Yani elinizdeki PDF dokümanın faraza içinde bir anahtar kelimeyi arattığınızda sayfası nerede olursa olsun kelimeyi işaretleyerek bulmanızı sağlıyor. Türkiye'de peki, şöyle ilerleteyim, e-kitap başka bir dünya, e-kitap Türkiye'de diye bir başlığımız var. Burada da 2006 tarihinde Türkiye'de e-kitap çalışmaları başlıyor. Tabi Batı'da bizden biraz daha önce başladı bu çalışmalar. Dijitalleşen kitaplar 1990'ların ortası sonuna doğru Amerika'da kamunun hizmet aldığı kütüphanelerde erişime açılmaya başlanmıştı. Bilahare Türkiye'de bu çalışmaların öncüsü, tabii büyük bir emek, büyük bir çaba ve büyük bir öngörü diyebiliriz buna. Aramızda bu çabanın ortaklarından Hayri Bey de var. Onu da ben saygıyla selamlayayım. Türk Akademisi ve Türk bilim tarihine yaptıkları katkılardan dolayı. 2006 tarihinde başlıyor bu. Tabii büyük bir çaba bu. Bahsettiğim gibi bütün yayıncılarla bu meseleyi konuşmak, yapılan yayınları internet ortamından erişilebilir kılmak insanlara, bütün Türk Akademisi'ne, hatta şu anda yurt dışında da insanların erişimine bunları sunmak, Türkçe bilimin dünya çapında erişilebilir olması, kullanılabilir olması, dolayısıyla hatırı sayılır bir mevki elde etmesi bu çabayla mümkün oluyor. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Trabzon'da Direniş İstikbal Gazetesi diye bir başlık da koyduk. Değerli Veysel Hocam, çok teşekkür ederim. Gerçekten didik didik etmiş gazeteyi. Ben de gazetenin taranması ve Wikilala'ya aktarılması konusunda çaba veren ekipteydim. Bir nispe de olsa muhteşem bir sunum yaptı gazete hakkında.
Ahmet Bey'in, Faik Ahmet Bey'in çabaları, öngörüsü, vizyonu, yani Karadeniz bölgesinde milli mücadele için yaptığı çok ciddi katkılar ve bu katkıların bir vasıtası olarak gazete, hakikaten bölge adına büyük bir dönüşümün, büyük bir farkındalığın yaratılmasına vesile olmuş. Bunu net olarak zaten hocam arz ettiler. Biz de dediğim gibi buna bir katkı sunmaya çalıştık. Bundan sonra merak ediyorsanız bir slide daha yok, bitiriyorum. Şunu söylemek isterim fakat, Karadeniz Üniversitesi, Teknik Üniversitesi 1955'te kurulmuş, yine bir Mayıs ayına denk gelmiş ve yine bir Mayıs ayındayız. 68. yıl dönümünü idrak ediyoruz. 2000'li yılların başında üniversite okumak nasip olmuştu bana da ve o zaman tabii bu kadar çok üniversite yoktu, 200'ü aştık rakam olarak. Umarım bu nicelik fazlalığına da vesile olur zamanla. Çünkü bu anlamda büyük sıkıntılarımız var. Fakat o dönemde buranın adı zikredildiğinde Türkiye'nin gerçekten hatırı sayılır ve insanların gıptayla yaklaştığı ve evet orada da okunabilir, özellikle fen bilimleri alanında dediği bir üniversiteydi. Üniversitenin bilgisayar bilimlerinde, teknik bilimlerde, fen bilimlerinde vardığı nokta, varmaktan öte sürdürdüğü nokta çok önemli, çok ciddi bence, çok takdire şayan. Haliyle dijital beşeri bilimler, yani sosyal bilimlerde dijitalleşme, bilgisayar imkanlarının kullanılması noktasında da ben üniversitenin öncülük yapabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda bilgisayar bilimlerini, dijital bilimleri sosyal bilimlere entegre etmek, yani tarihe, edebiyata, sosyolojiye, psikolojiye bunları entegre etmek, bu araçlardan faydalanmak çok ciddi anlamda son 10-15 yıldır Batı'da yaygınlaşmış bir çaba. Bizde çok çok yeni filizlenmeler var. İstanbul merkezli, Sakarya'da bir araştırma merkezi açıldı. Buranın da kapasite, vizyon bakımından buna elverişli olduğunu düşünüyorum bu okulun. Dolayısıyla böyle bir çalışmaya da girişilirse, kıymetli hocalarım, büyük büyük hakikaten şeylere vesile olacağına kaniyim. Dünyada sosyal bilim anlamında mecra buraya doğru akıyor, dijital beşeri bilimlere doğru akıyor. Bunu kaçırmazsak ki pek çok noktada gerçekten son yıllarda özellikle akademimizde çok ciddi çabalar, yani göğüs kabartan faaliyetler oluyor olmaya devam ediyor. Eminim bu anlamda da buranın katkısı çok büyük olacaktır. Ben merhumu tekrar hürmetle anıyorum, huzurunda saygıyla eğiliyorum. Hakeza sorunlarının da öyle, değerli büyükelçimizin ve hocalarımın da öyle. Ve bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Beyhan Hanım'a ve ekip arkadaşlarına ve tabii Katü TV ekibine gerçekten hazırladıkları muhteşem bu belgesel çalışması için teşekkür ediyorum. Tekrar sizlere de saygılar sunuyorum. Sağolun Tuncay Hocam, biz de çok teşekkür ediyoruz sizlere katıldığınız için. Değerli misafirlerimiz, bu güzel anma etkinliğinde bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür plaketlerini takdim etmek üzere kütüphanemizden sorumlu rektör yardımcımız Sayın Profesör Doktor Akif Çinel'i tekrar sahneye davet ediyoruz. Önce sponsorumuz Hüperlik Yayın Evi sahibi ve projede çok büyük emek sarf eden Sayın Hayri Yavuz'u kürsüye davet ediyorum. Thank you.
teşekkür ediyorum.